minikler yine bizleri kırdılar geçirdiler. Şimdi sıra geldi dünya turumuza. Daha doğrusu çok önemli bir olayı birlikte yaşamayı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta asırlık bir gelenek olan Nevruz Bayramı ülkemizin çoğu yerinde büyük bir coşku içinde kutlandı. Ve bütün televizyon kanalları Nevruz'a gereken önem vererek sizlere geniş geniş röportajlarını sundu. Bizim bir farkımız olsun tabii ki. Biz Nevruz'u ülkemizde değil, hemen şöyle yanımızdaki diğer Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan'da karşıladık. Ha, oradaki adı Nevruz. Siz Nevruz'u izlemişsiniz. Buyurun şimdi Nevruz'a. Nevruz ya da bahar şenlikleri başlamazdan daha bir hafta önce Azerbaycan'ın bütün şehirleri özdeyişler ve tekerlemelerle süslenir. İşte birkaç örnek. Nevruz gelir, yaz gelir, bahar gelir, saz gelir. Ya da semeni sakla beni, ilde göğer derem seni. Bir de şu var. O günkü fesli yaz olur, gece gündüz taraz olur. Yani ne gün yaz başlar, işte o gün gece gündüz terazidir. Evet, bu yıl Nevruz Bayramı kutlamaları için biz Azerbaycan'ı tercih ettik ve Bakü şehrine geldik. Şimdi tabii civara bakınca lakin bu ne biçim kutlama diyorsunuz, öyle ya, bir Allah'ın kulu yok, olsun. Bir işi yaptı mı tam anlamıyla yapmalı prensibinden hareketle biz sabahın erken saatlerinde kameralarımızı aldık ve Nizami Gencevi Meydanı'na geldik. Biraz sonra burası iğne atsanız yere düşmez bir şekilde dolacak ve insanlar coşku içinde Nevruz Bayramı'nı burada Bakü'de karşılayacaklar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Şu anda emniyetteyim. Gördüm. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Daha önce bir Azerbaycan gezimizde hatırlıyorsunuz ben size çayın hikmetlerini anlatmıştım. Çok uzun bir tekerlemeydi o. En sonunda çıktı 5'e vur 15'e. Yani 5 tane içtikten sonra 15 tane içebilirsin. Çay nedir, say nedir değil mi? Öyle bir laf vardı. Çaktı 5'e vur 15'e. Yani zaten 1, 2, 3, 4 tamam da 5. bardağı içten sonra artık 15'te içsen olabiliyor. Çünkü çayın artık sayısı olmuyor. Çay nedir, sayı yoktur artık. Vur gitsin. Gidecek. Vur gitsin. Bu ayrıca Nevruz çayı farklı. Bakar mısınız? Nevruz bayramı dolayısıyla bir Nevruz çayı özellikle. Bakar mısınız? Çaylar şirketten bugün estağfurullah olur mu öyle şey? Bardak boş kalmayacak. Şimdi biraz önce söyledim ben. Çay nedir, sen nedir? Tamam, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bizim aziz bayramımız da bizim. Selman. Selman bayramı. En aziz bayramı. En aziz Müslüman bayramı. En aziz bayramı. Çok eski yıllarda kutlanır mıydı? Yani Sovyet zamanında da kutlanır mıydı? Böyle, böyle. Daha onu diyor. Daha da. Nevruz bayramı. Çok kadimden çözün. Her yıl. Her çok kadim, çok kadim değil mi? Çok kadim. Doğru bayramı biz giydik. Devrimde giydiğiydi. Sovyet devrimde bile geniş giydi olunmurdu. Yani genişte yer verilmiyordu. Daha Sovyet devrinde mehdudiyetler vardı. Mehdudiyetler var tabii. Şimdi ama mehdudiyetler yoktu. Şimdi müstakillik devri deyince bir saat azat istediğimiz kimi de ile keçirdi. Yani geniş şekiller. Neyse bitti onlar canım, bitti. Eskiyi unutalım, bugün yarına bakalım. Bitti onlar. Bitti. Bitti. Nevruz Bayramı'na verilen önemi anlamak için şu anda benim bulunduğum yere dikkat etmeniz yeterli. Bakın bu halı tabii özel benim için yapılmadı. Ama ben fırsattan istifade program geri üzerinde yürüyorum. Bugün Azerbaycan televizyonu bütün kameralarıyla buraya geldi, yerleşti. Bu önemli bir konu çünkü Azerbaycan televizyonu öyle her zaman kameradan çıkartıp canlı bir yayına dışarıdan girmiyor.
Arkamda gördüğün sahnede biraz sonra Azerbaycan'ın bütün ünlü sanatçıları teker teker mikrofona gelecekler. Ve oradan halklarının bayramını kutladıktan sonra bir ya da iki şarkıyla onların gönlündeki yerlerini korumaya devam edecekler. Ha, bu sahneye bu kadar yakın olduktan sonra bakıverirsiniz ben de oraya fırlayıvermişim. Ben de bir ya da iki şarkıyla Nevruz Bayramı kutlamalarına katılıvermişim. Olmayacak iş değil ki. Köse bütün bir yaşanan kötülükleri temsil ediyor. Biraz sonra köse gidecek. Yerine onun keşi gelecek. Ha değil mi? Keşi orada. Nerede keşi? Keşi nerede? Keşi gel. Keşi gel. Keşi geliyor. Evet. Bu çok önemli. Keşi. Bak keşi. Hey. Keşi gel. Sen sağıma sen soluma. Şimdi köse ile keşi. Kötülükleri ve iyilikleri temsil ediyor. Biraz sonra kötülük gidecek. Artık iyilik gelecek değil mi? Olabilir saçlarıma bak. Olabilir ha. Bu saçları ya. Onu saçlar. Vay bana bunlar. Onda yok. Bende iki bizim için var ama. Çok ben, bana sana. Yo Allah bana verdi. Allah onu da verir. Yok bunu verme. Veren Allah verir. Allah ver. Evet. Bunu vermiş. Vermemiş. Ne yapalım? Ne yapalım? Vermemiş. Olur. Bu köseyle keçinin olayı çok ilginç. Ben yine burada anlatmaya çalışayım. Belki imkanı daha da anlatırım. Köse gitti mi keçi geliyor. Yani kötülükler gidiyor, iyilikler geliyor. Evet. Hadi bakalım dönem devam. Hop, bakar mısın şuraya? Size uzun ömür, can sağlığı arzu ederim. Köse'yi tek benden. O zaman bayramımız mübarek. Ne bileyim ya Köse'yi el sağlık. Kesenle oynasın burada. Ha, ha, ha. Hadi bir. İki. Üç. Ha sen unuttun. Dalı. Gitti. Dalı kalın. Dalı kalın. Bu hisse kala. Bu hisse kala. O kala. Ha bu kala. Hadi bir de. Ha haydi bir de. Ben şimdi bir, sen sıfır. Ben sıfır ha, sen bir. Haydi söyle. İki, üç. Bir de. Üç. Vay be. Çok sağ olun. Dalı geldi. Çok sağ olun. Sen devam et. Evet devam et. Yukarı bayram konçası. Keçelin toyun eyler. Köse öyküsünün bir başka versiyonunu seviyoruz. Havuzun kırrağında. Bülbüller okur şahbu dağında. Baktım. Her ne istesen hudadan Allah. Elhamdülillah. Berber düşanı yadıma sallar. Paranı neyledin ha? Paranı verdim. Gel kulağıma söyle. Başmanız abi. Heh. Paranı ne yaptın? Parayı yaptım. Sizin kulağınızı söylemiyorlar mı? Dur. Paranı verdim. Arvan aldım, arvan! Armadı, daya daya öldürdüm.
olsun köse. Canın sağ olsun köse. Başın sağ olsun köse. Canın sağ olsun köse. Başın sağ olsun köse. Canın sağ olsun köse. Başın sağ olsun köse. Ve işte şimdi de Azerbaycan Televizyonu'nun canlı yayınına bağlanıyoruz. Nowruz bayramı ilə bağlı bugün Respublikanın bütün bölgələrində, o cümlədən paytaxtımızda kütləvi tədbirlər keçirilir. Bakı şəhərində keçirilən mərasimlərdə dövlət başçısı Heydər Əliyev də iştirak edib. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Əziz Bakı sakinləri, Azərbaycanın vətəndaşları, Nowruz bayramı günü, bizim milli bayramımız günü, mən sizi, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycana sülh, əmin-amanlıq, xoşbaxtlıq, İravan həyat arzuluyuram. Mərasimdə iştirak edən məşhur türk müğənnisi Barış Manço dövlət başçısı Heydər Əliyevi Nowruz bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Barış mübarək olsun. Barış mübarək olsun. Sizi görmüşəm televizyonlarda. Sağ olun. Mən də sizi televizyonda çox görürəm, hər zaman görürəm. Görmüşəm. Türk dünyasının bir büyüğü olaraq sizinə gurur duyuruz. Sizə türk xalqının selamlarını, sevgilərini gətirdim mən də. Program çəkirəm. İnşallah siz də bizi qəbul edərsiniz. Bizim sizə ailənizlə bir program yapmaq istəyirəm. Belə programlarda ki bütün türk dünyası və dünya sizi yakından görsün. Sağ olun. Böyle bir lideri tanımaktan çok mutluyum ben de. Çok gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Ben memnunum gelmişsiniz. Bu Nowruz bayramı bizim için aziz bayramdır. Bu bayram günü sizin burada olmanızdan ben memnunum. Ben kendimi kendi evimde gibi kabul ediyorum burada. Öyle de öyle de olmalı. Bir vatanım Türkiye, bir vatanım Azerbaycan. Elbette. Zaten aynı ailenin elbette. İki ayrı kardeşiyiz biz de. Tamamıyla doğrudur. Sizi tanışmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Evet. İnşallah daha karşı karşıya geliriz sizlerle. İnşallah. İnşallah görüşelim. Sol solda.
bu yüreğim. Bizim sokakta şenlik var. Biri ver göz göz otururken adam onu vermiş çocuklar. El salla, el salla. El salla, el salla. Kol salla, kol salla. Kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla. Sağ gösterip sol salla. Bir omuz at sağdan sola. Nevruz Bayramı kutlamayla ilgili görüntülerimiz sadece bu kadar değil. Çünkü Nevruz'u tam anlamak, anlatmak için bir de honçayı göstermek lazım. Şimdi honça ne diyorsunuz? İşte ne duruyor? Bakın honça bu. Biz şu anda yani tam Azeri Türkçesiyle kadim dostumuz Nizam Bey'in evindeyiz. Biraz sonra Nizam Bey ailesi tanışacağız zaten. Bizler için bu gördüğünüz honçayı hazırladılar. Ha şimdi geldi sıra honçanın izahına. Şimdi bakın honçayı sadece bu tepsiden ve de bu mumlardan ibaret sanmak yanlış olur. Ancak bu çok önemli. Neden dersiniz? Bakın burada görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane mum. Ya da Azeri Türkçesiyle 9 tane şam var. Yani hatırlayın şam, şamdan. Şamların yandığı yer şamdan olduğuna göre demek ki mum, şam. Bir kelime de öğrenmiş olduk. Nevruz kutlamaları sırasında honça kuruldu mu ev ahalisi kaç kişi ise o kadar şam ya da mum yanması gerekiyor. Peki Nizam Bey'le 9 kişi mi? Tabii ki değil. Ama 7'den 72 buraya gelince Tanrı misafiri ev ahalisi şu anda 9 kişiye yükselmiş durumda. Efendim tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İşte o prensip hareketle Nevruz Bayramı sırasında insanlar tatlı yiyorlar, tatlı konuşuyorlar. Bu masada gördüğünüz tatlı türleri honçayı oluşturuyor. Tabii ki uğramadan geçemeyeceğim. Hatta şunu elime alayım, göstereyim diyorum ben. Ne dersiniz? Ha? Şunu da göstereyim diyorum. Bu semeni. Biz semeniyi Nevruz kutlamaları sırasında sıkça gördük. Semeni ne? Bakın yakından bakın görüyorsunuz. Burada buğday taneleri var. Evet, buğday tanelerini 12 ya da 15 gün boyunca sürekli suluyorsunuz ve bu filizler yeşeriyor. Bu halde semeni bir 15 gün daha yaşıyor. Ondan sonra tabii ki ömrü sona eriyor, hayata veda ediyor. Ancak bir yıl sonraki Nevruz'da mutlaka semeniler sofralarda, yani evet her yerde, odalarda, evlerde yerini alıyor. Binlerce, milyonlarca semeniyi Nevruz boyunca Azerbaycan'da görüyorsunuz. Şimdi buna bir daha iyi bakın. Şöyle, buradan bakın, buradan bakın. Bu seneyi hatırlatıyor. Siz düşünün, ben sizi fazla yormuyorum ve şunu gösteriyorum. Bakın. Hoppala. Tanıdınız mı? Çim adam. Saçları çıkmamış çim adam. Hatırlayacaksınız bir yıldan önce çim adam ülkemizde çok meşhurdu. Çim adam aslında semeninin bir Amerikalı aklı evvel kişinin yarattığı bir gadget, bir oyuncak. Ne işe yaradı belli değil. Bunu insanlar milyonlarca milyonlara satın aldılar. Evlerine süsleyip kullandılar. Aslında bunun içinde buğday taneleri var. Bunu da suluyorsunuz. Buradan saç bitiyordu. Biz buna çim adam derdik. Şimdi diyorum ki bizim de müteşebbis iş adamlarımız var. Düşünsünler taşınsınlar. Tam bir yıl vakitleri var. Önümüzdeki Nevruz'da bunları çok rahatlıkla Azerbaycan'a. Yalnız Azerbaycan mı? Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, ta Tacikistan'a kadar Nevruz'u kutlayan bütün ülkelere pazarlayabilirler. Benimki sadece bir teklif. Gösteriyorum. Semeni Bey ya da Semeniye Hanım ya da Semenimen. Neyse bunu bırakıyorum. Evet artık sanıyorum honçanın ne olduğunu gayet iyi anladık. Lafı fazla uzatmıyoruz. Biz de tatlı tatlı yiyelim, tatlı tatlı konuşalım diye ev sahiplerini buraya davet ediyoruz. Nizam Bey geliyor, hanıma geliyor, kızı geliyor. 7'den 77'ye yerini alıyor. Biz hep birlikte Nevruz gönüllerimizi burada noktalıyoruz. Bu haftalık da bu kadar. Sizler lütfen bana yazmaya ama her konuda yazmaya devam edin. Artık adresi biliyorsunuz. Barış Manço Moda 81.300 İstanbul. Tekrar ediyorum Barış Manço Moda 81.300 İstanbul. Haftaya pazar tekrar karşı karşıya bakın. Sağlıkla kalın.